Herkese merhaba arkadaşlar. Son Nargile Bükücü kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün farklı bir içerikle, komun seveceği bir içerikle karşı karşıyayız. Bugün Vazo'la beraberiz. Daha doğrusu Vozo. Baktık olmuyor. Her yerde nargile içemiyoruz. Biliyorsunuz hala parklarda ya da ortak alanlarda nargile yasak. O yüzden dolayı biz de buna bir çare. Bu arkadaş ya da iş yerinde öğle arasında ya da arkadaşlarınız sigara içerken siz ne yapacaksınız? Siz de Vozo'la da bana. Bunlar hiçbiri öneri değildir. Sağlığa da nargile olduğu kadar hepsi zararlıdır. Ama bugün bunları şey yapayım dedim ya, abim bir arkadaşından getirmiş. Bir iki denedim filan, hoşuma gitti. Ama nargileye göre daha fazla boğazda balgam yapıyor benim tahminim. Ama daha net bir şey söylemek için de çok erken. Çünkü benim bitirdiğim bir Vozol yok şu ana kadar. Hani abimin verdiği iki tane Vozol'u denedim. Onu da bir 5 gün falan içtim herhalde. Güzel bir nargile, değişik olarak başımı döndürüyor. O da ilginç. Büyük ihtimal içinde nikotin var. Ondan dolayı başımı döndürüyor. Şu şekilde tanıtayım direkt. Yeni nesillerinde burası beyaz geliyor. Eski nesillerinde burası siyah geliyor. Bu altı normalde kapalı. Biraz sonra göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi open diye böyle kapalı. Havalandırma kanalı. Çektiğiniz zaman havayı buradan alıyor ve Type-C şarjı var. Ve bunu içtikten sonra, yani tek kullanımlık bunlar aslında. Tadı tutturamazsınız ama bir iki defa likit alıp buna doldurabilirsiniz. Onu da daha sonra gösteririm. Bunu buradan tırnak yardımıyla, iğne yardımıyla, nargile iğnesi olur bu. Ya da telefon ekran açma şeyler olur, malzemeleri. Onlarla bunu böyle ayırarak içini çıkartıyorsunuz ve likiti koyup içmeye devam edebiliyorsunuz. Ama çok uzun süre bir elektronik sigara gibi değil. 2-3 defa dolum yapılabilir diye tahmin ediyorum ben. Çünkü içinde bunun beyaz bir pamuk şeyi var. Başka kanallardan izleyebilirsiniz. O pamuğu, likidi koyuyorsunuz ve demleniyor. Bu Peach Mango Smoothie diye geçiyor. Şeftali mango smoothie tadı. Gayet güzel, yoğun bir tat. Abimin taktiği şu. Böyle içeceksin, uzun çekme. Ya biz nargileci adamız, çekti mi bunun hafif böyle burası ısınıyor. Ne yapalım, çekti mi çekiyoruz. Güzel, gayet oldukça hepsinin tadı güzel. Yoğun şeftali. Şeftali tadı daha baskın ama mango tadı da geliyor. Bu da forest berry diye geçiyor. Orman meyveleri olması lazım. Evet, orman meyveleri. Forest berry'i de beğendim. Ama yani bunu verdi mesela abim. 2 gün içtim. Ondan sonra şey yapıyor, değişiklik arıyor yani. Yani biz ne yapıyoruz? İşte gündüzleyin orman meyveleri, nargile içiyoruz. Lady Killer, Love 66, farklı tatlar. Akşam Anason, Cappuccino. Daha çok böyle tatlar. Hani değişikliği seviyorum ben. O yüzden de direkt sürekli bunu... Dumanı falan gayet güzel. Bunun tadı buna göre daha yoğun. Şimdi Arap arkadaşların en sevdiği şeyi açalım. Bak, bunu böyle paketten çıkıyor. Kutular önemli değil. Kutuların üstündeki kodlarını falan alıyorlar. Aslında orijinalliğini oradan belirleyebilirsiniz de. Onları alıyorlar. Büyük ihtimal bir şey olduğunda nereden sokulduğu falan, öyle şeylerden dolayı. Bunu açıyorsun böyle. Limon, nane de çok sevmem ama bir tane aldım. Bu iyi değil. Bunu beğenmedim. Zaten limon, nane sevmem. Beğenmedim bunu. Red Mojito. Bu ne? Kırmızı meyveler, çiğ
çilek, ananas. O tarz meyveler. Bak bunun paketinde hasar var. Önemli mi? Önemli değil. Ama bunun orijinalini bulmak lazım. İnternette fiyatları da çok yüksek. 550-600. Size tavsiyem almayın. Kullanmayın ama alıyorsanız da bugün 6 Eylül olması lazım. 6 Eylül itibariyle 450 lira bunun tanesi. Daiguna da bulabilirsiniz. Ama 350'nin aşağısındakilerden uzak durun. Dolandırıcı oluyorlar ve güvenilir alışverişleri tercih etmeye çalışın. Hani 20 lira, 30 lira, 50 lira neyse fazla olsun ama güvenilir alışveriş yapın. Bu güzel. Tam kadının nargilesi. AVM'de daraldığınızda sigaranın yerini çözün bu aslında. Nargilenin değil de. Blue Rez limon. Mavi ahududu ve limon. Bunu da açalım. Ya bunun hepsini açıyorsun, hepsini içeceğim mi? Elbet içeceğiz. Ama kutularını büyük ihtimal atmam yani. Bunları atarım da şunları atmam. Bir iki defa doldurum gibi geliyor bana. Bu çok iyi. Gayet başarılı. Bunu sevdim. Yeşil çikolata krema. Bunu okudum internette, direkt çikolata yiyormuşsun tadı geliyor. Çikolata tadı geliyor diyorlar. Bakalım. Bak bunlar eski seri. Eski seri olduğundan hani sahte değil. Eski seri, buraları siyah. Eski serilerin böyle oluyor. Yine bunu açalım. Hepsi de ooo. Direkt buradan çikolata tadı geliyor. Güzel, bu da güzel. Bunu da beğendim. Biraz daha bakayım buna. De benim tercihim Blue Rays'de. Bu neydi? Red Mojito. İkisi güzel. Bu ne? Cheddar berries. Sedir meyveleri. Ardıç mardıç, onlar da herhalde o sedir meyveleri de diyor. Renkli böyle şeyler daha güzel gibi, bilmiyorum tadı. Daha böyle. O bu da çok iyi. Bu da çok güzel. En son sıralarız. Bir de bu var. Bu neymiş? Ejder meyvesi, muz, kiraz. Oo, parfüm gibi lan bu. Bu parfüm gibi. Bu çok iyi. Bak bunu açmamıştı. Ben dedim niye zor geliyor. Benim tercihim. Bir. Dragon. Ejder meyvesi. İki. Sedir. Üç. Blue Ras. Yaban mersini. Şöyle koyayım. Dört. Red Mojito. Orman meyveleri, forestberry. Bu ne? Mango şeftali. Limon, nane ve çikolata. Çikolata çok sevmiyorum. Yeşil çikolata bile kremamsı bir çikolata. Bunu içtikten sonra diğerlerinin tadı azaldığı gibi oldu. Değişik, yoğun bir tadı var.
limon nane de böyle seven varsa limon nane nargile aynı onun nanesi. Sıralama bu şekilde. Daha çok çeşit yok elinde adamın. Olsaydı alacaktım zaten. O yüzden bu kadar çeşit bulabildim. Oldukça da beğenirseniz videoyu, abone olursanız, sorarsanız işte açılımı gelsin, nasıl dolduruyorsun likit falan onları da çekerim. Bu şekilde sağlığa hepsi zararlıdır. O yüzden tüketmeyin, içmeyin. Alıyorsanız orijinalini bulmaya çalışın. Bunlar çünkü Irak'ta, İran'da falan 1 dolara üretilen şeyler ama ülkeye tabii ne şekilde sokuldukları ya da nerede üretildikleri de çok belli değil. Bu şekilde hepinize iyi akşamlar, görüşürüz. Dikkat edin kendinize.